Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Bugün sizlere kronik lösemilerden kısaca bahsetmek istiyorum. Genel olarak iki tipi var. Birisi kronik lenfositik lösemiler, KLL diye kısaltılmışı. Diğeri de kronik miyeloid lösemiler, KML diyoruz. Bunlar şöyle bir farklılığı var. Akut lösemilerden farkı, kronik seyirli, genellikle yaşam süresi çok daha uzun olan hastalıklar. Ve tanı konuldukları zaman da hastaların çoğu, özellikle kronik lenfositik lösemide herhangi bir şikayeti olmadan farklı bir sebeple yapılan kan sayımlarında fark edilmesiyle tanı konuyor. Kronik lenfositik lösemiler, lösemiler içerisinde en sık gördüğümüz bir tip. Genellikle ortalama yaş 65-70 yaş arası, 67 yaş gibi, erkeklerde biraz daha sık. Ve çok yavaş seyirli bir hastalık. Hastaların çoğuna da tanı konduğu zaman tedavi ihtiyaçları olmuyor. Biz 3'er aylık, 6'şer aylık, bazılarına yılda bir sadece takiplerle, muayenelerle takip ediyoruz. Ancak bazı kriterler geliştiği zaman tedavi endikasyonları doğuyor. Ve günümüzde de çok seçenekli seçenekler dahilinde birçok ilaç kullanım seçeneğimiz mevcut ve bunlar bir kısmı da ayaktan sadece oral tedavi olarak gündemimizde. Bu sebepten dolayı bizim çok korkmadığımız, ürkmediğimiz bir hastalık. Bir diğeri kronik miyeloid lösemiler. Bunu tanı konduğu zaman mutlaka tedaviye başlıyoruz. Daha önceleri, bundan 20 yıl kadar önce korktuğumuz bir hastalıktı. Ancak zaman içerisinde bu hastalığın da patofizyolojisi anlaşıldıktan sonra oral olarak kullanılabilen son derece etkili ilaçlar çıktı ve bu hastaları da kontrol altına alabildik ve özellikle 40 yaşın üzerinde tanı konulan hastalarda da o yaş grubuyla benzer bir yaşam süresine sahip oluyorlar. Ayaktan her gün bir ilaç kullanımıyla kontrol altına alabiliyoruz. Kronik miyeloid lösemide hastalar genellikle bir şikayetle hastaneye başvuruyorlar. Bu kilo kaybı, gece terlemesi, dalak lojunda, karında bir şişkinlik, hassasiyet olabiliyor, iştahsızlık olabiliyor. Bu sebeple yapılan tetkiklerde bir tablodan şüpheleniliyor lökosit yüksekliğiyle ve derin araştırmalar sonucunda tanıyı koyuyoruz. Tanı konduktan sonra da en uygun tedaviyi başlayıp ayaktan takibe alıyoruz ve hastaların çoğunu uzun süreli remisyonda hastalıksız takip etme şansımız oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.